Arkadaşlar merhaba, umarım her şey yolundadır. Şimdi arkadaşlar, bu videoyu hazırlarken biraz çekincelerim vardı. Türkiye'deki ta takipçilerimi üzer miyim? Ee, onlar biraz işte benimle dalga mı geçiyor hoca derler diye düşünmedim değil. Ama yani hatta söylediğinizi duyar gibiyim. Hocam bizimle dalga mı geçiyorsun? Yaramıza niye parmak basıyorsun gibisinden dediklerinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar kesinlikle öyle bir niyetim yok sadece Türkiye haricinde olup top step hala kullanan kullanıcılarım var. Onlardan birisine ulaşsam benim için kardır arkadaşlar. Çünkü çok güzel bir deal var. O deal'i sizlerle paylaşmam lazım ve birkaç tane o kadar güzel şey var ki bunları ben dün fark ettim. Fark eder, fark etmez hemen video yapmam gerektiğini düşündüm arkadaşlar. Biliyorsunuz ben e, prop forumlarda iki şeye bakarım. Tabii herkesin bakış açısı değişiktir. Benimkini her zaman söylüyorum. Bir ucuz mu? İki trading view var mı arkadaşlar? Ve bazı arkadaşlar yazmış hocam Tapex'te indirim var. Neden alıp işte kullanmıyorsun diye yazan bir arkadaş hatırlıyorum. Direkt hiç bakmadım bile o zaman söylediğinde. Çünkü kendisine de söyledim trading view kullanıyorum diye. Ama bakın arkadaşlar az sonra göstereceğim. Tapstep X öyle bir platform yapmış ki şeyi klonlamış trading view. Trading, viewing her şeyi var. Hatta artıları da var. Onu da göstereceğim şimdi. Ee, o yüzden arkadaşlar e, size önce ben e-mail ile bakayım. Bakın şimdi önce bir e maili göstereceğim. İndirim nedir ona bakacağız. Sonra beraber kayıt olacağız platform üzerinden. Sonra da platformda size nelerin güzel olduğunu, neleri geliştirdiklerini göstereceğim. Bakın şimdi böyle bir e-mail geldi. Yani Tapstep kullanıcılarının hepsine gelmiştir böyle bir e-mail diyor ki arkadaşlar Tapstep eksi yani bunların kendi platformu işte bunun açılışı yani bununla alakalı yeni bir indirim başlattık Mayısın 13'üne kadar yani Pazartesiye kadar Pazartesi gecesine kadar arkadaşlar vaktiniz var görüyorsunuz arkadaşlar 50 dolara aldığımız 50 klik combine 19 dolar 100 dolara aldığımız 70 dolar 150'yi aldığımız 119 dolar yani bu zaten şunların ikisini benim kullanmadığımı biliyorsunuz kullananlar var. Yani arkadaşlar 20 dolar ya 20 dolar müthiş yani ve bu nasıl bir şey biliyor musunuz 20 dolar aldınız reset harici. bakın 10 tane alabiliyorsunuz kendi hesabınıza toplamda ama resetler aynı para ne yapacaksınız atıyorum aldınız bir tane 19 patlattınız gelecek ayı beklerseniz risk yani kendi e, ay ay topla yani bir ay bittikten sonra yenilediği zaman 19'a yeniliyor arkadaşlar çok çok güzel bir deal e, bunun gibi birkaç tane alıp kullanmakta fayda var. Şunu da bilmeniz lazım. Bu 19'u aldınız, e, Express'e geçtiniz. Ondan sonrası aynı. Yani 150 aktivasyon fi veriyorsunuz. Orasında bir değişiklik yok ama Combine kullanırken 19'u alıp her ay yen 19'a yenilecek şekilde bir deal. Mükemmel bir deal bence arkadaşlar. Şimdi bu Top Step'in feature'larına beraber bakacağız. İsterseniz önce bir kaydolalım arkadaşlar. Şimdi normal hesabınıza gittiniz. Bir tane top step hesabınız zaten var. Olmasa bile açtığınız bir hesap bu karşınıza çıkıyor. Bakın burada indirim gözükmüyor arkadaşlar. İndirimi az sonra uygulayacağız beraberce. Bakın select diyoruz. 49 aldım ben. Şey 50 keli aldım. Top step X seçiyoruz arkadaşlar. Bunu seçmezseniz indirimi alamazsınız. Aklınızda olsun. Bakın fully embedded charts from trading trading chartlarını kullanıyor arkadaşlar. Commission free Mesela normal şartlarda başka platform kullanırsan bir trade'in giriş ve çıkışı 2.8 dolar olması lazım Nasdaq için. Bir, bir şeyde kontratta. Onu da almıyor. Yani hem commission free hem trading view var hem de ucuz arkadaşlar. Bakın seçtik top step next dedik. Sonra işte bilgiler falan geldi. Buraya bakın arkadaşlar önemli olan burası buraya top step x yazıyorsunuz. Top step x. Apply dediğiniz zaman bakın 19 dolara düştü. Gördüğünüz gibi. Aylık 19. Her ay yenilenecek şekilde aynı fiyata. Bunu seçiyorsunuz. Complete purchase diyorsunuz. Bitti arkadaş. Bu kadar basit. Yani kredi kartı daha önce eğer setup yapmadıysanız onu yapmanız gerekiyor. Benim normal hesaplardan birisi olduğu için bakın buraya agree diyorsunuz. Ondan sonra size şunu soracak. Bakın Biraz değişik ismi var gördüğünüz gibi. Bunu soracak, bunu kesinlikle almıyorsunuz. Bak bunu yanlışlıkla alan arkadaşlar vardı. Bunu almıyorsunuz. No thanks diyorsunuz. Aha buyurun. Bunları ben çıkan bilgileri büyük ihtimalle şey yapmam lazım. Kapatmam lazım. Adres bilgilerim var. Onları ben kapatacağım ama şimdi Merchant Exchange Certification diyor. Bu Non professional trader olduğunuzu gösteren bir şey. Buraya tekrardan şifrenizi girip I agree diyorsunuz arkadaşlar. I am not a professional trader diyorsunuz. Onu yaptıktan sonra arkadaşlar her şey hazır. Evet, bakın gördüğünüz gibi hesabımız burada. S1 ile başlıyor. Öbürü Sonet ile başlıyordu. Hatırlarsınız isim değişikliği yapmışlar. Evet, pro, yani Tab step eksi ayrıştırmak için. Diğer yerlerin dashboardta her şey aynı arkadaşlar. Şimdi burada launch Tab step X var. İster buradan açın arkadaşlar. isterseniz e, şuradan ben daha önce açtığım için direkt eski account'a gidebilir. E, incognito'dan topstepx.com'a gireceğim. Top step X .com Bir tane e-mail gelecek. Aynı şifre ve şeyi kullanabilirsiniz diye. Ee, neydi onun adı? Şifre ve kullanıcı adı ve şifreyi aynı yani şu anki hesabınızın şifresini kullanabilirsiniz diye e-mail gelecek. Bunu da yaptıktan sonra işte agreement'lar var. Onun için isminizi giriyorsunuz arkadaşlar ve bu agreement'ları tek tek okudum diye submit yapıyorsunuz. Birkaç kere tıklamanız lazım. Birkaç tane agreement var. Buyurun arkadaşlar. Tab step eksimiz şu anda hazır. Hocam bunun neresi? Trading view ve benziyor diyeceksiniz. Bakın şimdi. Şimdi arkadaşlar. Bakın önce şurayı göstereyim. Bakın chart by trading view. Zaten çoğu platformun aslında ıı, temelinde trading view var ama bunlar yani hemen hemen arkadaşlar bakın TradeAway'de bunları bulamazsın. Şimdi şunların hepsinden çıkacağız. Hiçbirinin fayda gereği yok. Size lazım olabilir. Ben kullanmıyorum arkadaşlar. Bakın tertemiz aynı TradingView'de kullandığımız gibi bir tane ayarladık arkadaşlar. Şuradan hemen kapattık. Bakın görüyor musunuz? Orayı da büyüttüm. Şimdi sağ, ta, sağ üç köşede şu Charged Settings var. geldik oraya. Bakın hepsini her şeyi aynı yapacağım. Bakın şunlar benim normalde siyah şey, özür dilerim bunlar yeşildi ya bakın yeşil siyah ondan sonra yeşil siyah bu da weekler arkadaşlar weakleri siyah siyah yapabilirsiniz gördüğünüz gibi bunu da yaptık daha sonra canvas'a geçtik bunu e, gradient solid diyor bunu arkadaşlar background'ı direkt mesela şöyle yapacağız gördüğünüz gibi bakın ne, ne kadar çok benzedi bizim şeyimize bunu değiştirebilirsiniz. Yani bunlar artık tamamen size bağlı ama ben eski kullandığım daha önceki kullandığım yani normalde kullandığım trading ve hemen hemen benzettim. Bunun değişiklik olarak siz yani değiştirebilirsiniz. Yani ne farkı var bunun benim trading view'den. Geliyorsunuz arkadaşlar. Ne çizeceksiniz? Bakın aynısı rectangle dedik. Buradan hemen gördüğünüz gibi FBG'mizi de çizeriz. Bunu geliriz buradan değiştiririz. Border işte şöyle yaparız. Border hiç yapmasın deriz. Ben öyle yaparım genelde. Background işte bu normal şartlarda şöyle olsun deriz. Ah buyurun arkadaşlar. Ve çok çok güzel bir şey var burada bakın. 15 dakikalık değil mi bu arkadaşlar? Burada bakın normal şartlarda Trading View'un premium hesaplarınız yoksa 1 dakikadan sonrasına geçemezsiniz. Bakın 30 dakik 30 saniyelik var. 15 saniyelik var ki ICT bunları çok kullanıyor. Bazen bir dakikalıkta bile FVG gelmiyor. 15 saniyeliğe geçiyor ki FVG bulayım diye 30 saniyeli. Bunu da bazen kullanabiliriz. Trading paranızın şey premium olması lazım şeyin hesabınızın. Şimdi isterseniz bakın şurada size bir şey göstereceğim. Özellik olarak şuradan kapatayım e-mail'e geçelim. Bakın trading view chart'ımız var. Özellikleri tek tek yazıyor. Evet onu gördük. Tilt diyor. Tilt dediği arkadaşlar. Bakın ben buna bir tıklayayım isterseniz. Tilt dediği burada yani insanların tamam mı? İnsanların o an itibarıyla, o an itibarıyla e şuradan bir daha tıklayayım aynı yere geri gelelim ya. İnsanların yani top step kullanan binlerce kullanıcının o an itibarıyla ne oldu? Atıyorum yüzde 40 Nasdaq oynayan top step kullanıcılarının yüzde bullish, buluş yüzde beriş gibisinden. Yani tilt indicator dediği o işte ES de var, Nasdaq var, işte oil de var, şey de var. Ee, info 10 saniyede bir yenileniyor bu. Yani ben böyle şeylere bakmadığım için size eğer ihtiyacınız olursa bakabilirsiniz. Micro maximum position. Bazı arkadaşlar hocam işte ya normalde bir tane mini 10 makro eder. 50 binlik hesapta 5 tane minimiz olmasına rağmen bize 5 tane makro, mikro veriyordu. Bunun 10 olması veya 50 olması gerekmiyor mu diye soranlar vardı. Bunu düzeltmişler arkadaşlar. 10x makro to mini contract. Yani 1 mini 10 makro olarak düzeltmişler. Top Trade copier var. Bazı arkadaşlar soruyor da hocam trade copy'yi nasıl yapabiliriz diye. Arkadaşlar nasıl yapıldığını da gösteriyor. Yani e, hesaplarınızı birleştirebilirsiniz. Bir tane mesela atıyorum bir tane 50 klik hesabınız, bir tane yüzlük bir de 150 hesabı bile birleştirip bir tanesini lead yani işte bunları yönlendiren account yapıp daha sonra position size'larınızı değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi adamlar normalde trade weight'te olan trade trade kapıyı da getirmişler. E, step ekse özel trade kapıyı er da var ve nasıl yapıldığını gösteriyor güzel bir özellik bence. Manual lockout dediği arkadaşlar, mesela işte kaybettiniz 300 dolar kaybettiniz ve artık yani oynamak istemiyorsunuz. Kendinize de durduramıyorsunuz bir ki için içinizi yiyor. Yani bu herkes de vardır. Buna geldiğiniz zaman arkadaşlar bakın sağ üst köşede Manual Lock dediğiniz zaman sizi o gün kilitliyor, bir daha oynayamıyorsunuz bir sonraki güne kadar. Bu kendi kendine kontrol edemeyen arkadaşlar için süper bir şey bence. Yani. Ee, kendi kendinizin eğer sinirinizi, emotionsını yenemiyorsanız kendi kendinize lockout yapabiliyorsunuz. Daha sonra bracket order diyor. Bakın burada isterseniz bir tane şurada az önceki girdiğimiz hesapta şuradan size onu göstereyim. Bakın şimdi bu aşağı doğru gidiyor. Şuradan bir tane diyelim ki bakın bu ES buradan biz MNQ'ya geçelim. Çünkü ben yani para veya kazan veya kaybetme olayı yok şimdi. Az kazan az kaybedelim yani. Çünkü size bir şey gösteriyorum. Gerçek bir hesap bu. Şimdi buradan arkadaşlar neredeyiz? Bir bakalım şöyle bir 15 dakikalıkta diyelim ki bu buradan bir yerden buradaki order bulaktan dönebilir diyelim. Ondan sonra şuradan gelelim. Diyelim ki buradan bize bir giriş yap diyelim. Ben burada bir bunun giriş yerlerine biraz bakmam lazım. Normal şartlarda şu sağ, sol üst köşede vermesi gerekiyordu. Market buy, market sell gibisinden. Onu şimdi buradan bir yerden bulacağız. Şöyle market buy yapalım. Bir tane market buy yapsın. Hah, aldık bakın arkadaşlar. Şimdi bir tane aldık. Bu bizim 1 dolar gördüğünüz gibi. MNQ Micro. Şimdi bunu bracket order dediği. Bakın bunu kulağından tutup arkadaşlar... Şöyle çekiyorsunuz bakın. Gördüğünüz gibi ne oldu? Eksi 91 dolar sell stop'ımız. Bizim bu stop oldu yani. Stop'ı burada ne kadar kazanmak istiyorsak normal bu şekilde bakın. Diyelim ki şu şeye kadar gelecek diyelim. Ee, en üst ora biraz abartı oldu ya. 311 dolar mikroda. Şuraya getirelim. 112 dolar yapalım. Buraya gelirse ondan sonra bunu da şuraya indirelim. Diyelim ki 42 dolar kaybedelim. Bakın şimdi gördüğünüz gibi bize kaç dolar kazandığımızı Stop'ımızın nerede olduğunu bir de buy, buy order'ımızın nerede olduğunu gösteriyor. Trading view'e göre biraz daha bence yapması kolay. Trading view'de de aynısı var ama sadece mesela bu rakamları bize göstermiyordu. Kaç dolar kazanıp kaç dolar şey sadece paper trading'de gösterir. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi order'ı yapmanın da ne kadar kolay olduğunu gördük. Bu arada bu, bu böyle dursun yani ne olacak yani güzel bir yerden aldık. Ondan sonra buradan... Şöyle gidelim. Ne kaldı? Bracket Order'larımızı yaptık. Market Depth dedi işte. O level'ları gösteriyor arkadaşlar. Benim çok bakmadığım bir şey isterseniz bakın yani market Depth dedi. Level 1, level 2 datası. Çok çok yani bak bak bazı arkadaşların yanlışlıkla aldığı 39 dolar ödediği olay arkadaşlar. Hiç gerek yok onu almanıza diye düşünüyorum. Tapstep'e TV'ye direkt işte oradan girebiliyorsunuz platformdan. Ondan sonra işte oy kullanabiliyorsunuz artık bazı durumlarda bir de live chat yapabiliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi çok çok güzel bir deal ve trading view yani aynı şekilde kullanmasak bile bence baya baya bir benzemiş baya baya bir varmışlar yani oraya gitmişler bu arada şeyimiz 14-13 dolar zarardayız arkadaşlar dönmedi oradan. Yapacak bir şey yok. Sadece size göstermek için yapmıştım bunu. Burada bir order block var. Bu order block'tan dönme ihtimali var arkadaşlar. Şimdi o önemli değil. Ya. 42 dolar zarardan bir şey olmaz. Ne yapabiliriz? Bu kadar arkadaşlar. Yani bunun haricinde siz bakarsınız buradan. Yani şu bir kere özellikleri aynı. Bir şey daha göstereyim. indikatörlerin çoğu yok arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı var. Mesela kill zone indikatörü veya ICT indikatörü yok. Bunlar sonradan eklenebiliyor mu bilmiyorum. Böyle bir kötü yönü var. Ama bakın bu hem trading ve çok benzerliği çok rahat bir şekilde kullanmanız hem trade girişinin kolay olması hem de yani arkadaşlar 15-30 saniyeliklerin olması süper bir şey ya. Yani bunun için ekstradan aylık yani 200-250-200 dolar para vermeniz lazım TradingView'e ki bunu alasınız. Çok güzel bir özellik diye düşünüyorum. Bir de e, TradingView'de çok geri gidemezsiniz arkadaşlar. Bunda bildiğim kadarıyla bir sene geriye gidebiliyorsunuz diye biliyorum. Mesela 1.8 diyelim. Bakın 1.8'e gitti. Gördüğünüz gibi yani geri dönme de bir senelik. Normal TradingView hesabınıza göre o kadar geri çok gidemiyorsunuz galiba. Bir de altta da belki gidersiniz de. Ee, o yüzden öyle bir güzel özelliği de var. yukarıda bakın e, net bir şekilde ne kadar kazanıp ne kadar kaybettiğinizi de görüyorsunuz. Ee, burada mesela şu gördüğünüz komisyon haricinde realize değil. ne no, yok. Şimdi bir de komisyon olayına girelim arkadaşlar. Bakın komisyon olayı kötü bir şey değil. 2.8 dolar ya round. Yani bir tane bir tane kontrak almanız 2.8 dolar. Diyelim ki siz günde ...10 tane kontrak oynayan bir adamsınız ki... ...bence çok daha fazlasını oynayanlar vardır... ...10 kontrak oynasanız 28 dolar... ...diyelim ki 5 günde geçtiniz... E, ...hesabı... ...5 çarpı işte... ...28 çarpı... ...2.8 çarpı 10 kontrak... ...28 dolar... ...bir de bunu 5 günde geçseniz arkadaşlar... ...140 dolar yapar... ...ki 140 dolar minimum yani... ...siz minimum 140-150 dolar komisyona veriyorsunuz... ...bunu vermeyeceksiniz... ...böyle bir güzelliği de var... Dediğim gibi Tapstep X bence çok güzel bir deal yapmış. Yani Tapstep kullanan arkadaşlar e, bence e, alsın, birkaç tane alsın hatta yani mesela 19 dolara alsın, patlatırsa bir sonraki ayı beklesin diye düşünüyorum e, reset yapması çünkü aynı para değil daha pahalı. Arkadaşlar göstereceklerim bu kadar. Ee, tekrardan arkadaşlar tabstep kullanamayan arkadaşlar özür diliyorum. Sizleri üzdü, üzdü bu biliyorum. Yani dalga falan geçmek için değil. Bu sadece ve sadece benim Türkiye haricinde yaşayan arkadaşların birine ulaşabilirsem bana kardır. Tek düşüncem buydu. Ee, umarım tabstep e, kararından yani Topstep'in kararı değil. Tekrardan Topstep'e dönüş yaparız Türkiye olarak. Çünkü gerçekten baktığınız zaman diğer platformlara göre çok çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ee, bu kadar arkadaşlar. Yani umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bununla alakalı sorularınız olursa ee, lütfen bana dönüş yapın. Comment kısmında kötü şeyler yazmayın. Ben bana yani hocam dalga mı geçiyorsun diye et, geçmiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.